Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunda olsun. Uşaklarımız, kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. London'daki Xitay elçihanısı aldığı namayış ötküzüldü. Angliya paytaxtı London'da içilgan Uyghur sot kollegiyası Xitayning Sharqi Turkistan'da icra qilayotgan terror siyasatini irqiy qirg'inchilik insoniyatga qarshi jinoyat deb hukm chiqargandan keyin bir qism Uyghurlar va Uyghurlarni qo'llovchilar London'da turishdi Xitay elchixonasi oldida namoyish o'tkazdi. 9 dekabr tashkillangan mazkur namoyishda Xitay irqiy qirg'inchilikni to'xtat, Uyghurlarni qutuldiraylik, insoniyatni qutuldiraylik degan mazmunlar yozilgan plakatlarni ko'targan namoyishchilar Xitay qarshi turlik shuarlarni to'vlagan. Namoyishchilar yana Xitayning ziyonkeshligiga uchurgan Uyghurlarning suratlarini ko'tarib, Xitayning Sharq Turkistondagi jinoyatlarga norozilik bildirgan. Namoyishchilar bu jarayonda Xitay elchixona xodimlariga Uyghur sot kollegiyasining Xitayning jinoyatlari haqida chiqargan hukmini topshirib bermoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, biroq elchixondagi bexatarlik xodimlari buni bosh elchiga yetkazib berishni rad qilgan. 10 dekabr Xitayning Angliyada turishliq bosh elchixonasining bayonotchisi Uyghur sot kollegiyasiga qarshi bayonot e'lon qilib, bu sot Xitoyga qarshi bir guruhi bo'lguvchilardan tashkillandi. Uyghur soti qonunlik organ emas, uning hukm chiqarish huquqi yo'q deb bildirilgan. Amerika Xitoyga qarshi hamkorlik sepini kengaytirishga tirishmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Sharqiy Janubiy Osiyo ellarini ziyorat qilib, mazkur rayon davlatlari bilan Xitoyga qarshi hamkorlikni kuchaytirishni planladi. Amerika hukumatı növbette Hindi Tinch Okean rayonida Xitoyga qarshi birlik sep quriyotgan bo'lib, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Sharqiy Janubiy Osiyoni ziyorat qilib, rayondagi davlatlar bilan iqtisodiy va bexatarlik hamkorlikni kuchaytirishni planlagan. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Blinken 13 dekabr Indoneziyaning poytaxti Jakartaga yetib borgan bo'lib, yana Malayziya va Tailandni ziyorat qildi ekan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining Sharqiy va Osiyo Tinch okean ishlari yordamchisi Daniel Grittenberg Blinkenning Janubiy Osiyo ziyoratidan ilgari muxbirga oshkorlashicha, Blinken Baydenning siyosiy nishoni uchun barliq kuchini ishlatib, Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqi bilan bo'lgan aloqani ilgari ko'rilib boqmagan holatga yetkazmoqchi bo'lgan. Biden hükümeti emeldarının yetişçe, Şarkı Cenubi Asya Xitay'nın künsürü işi vatkan küçüge karşı turuşta intayın muhim oranında durduken. Ama sabık Prezident Trump, 2017 yılı rayonluk Saudi gelişimidin çekingenden buyan, Amerika'nın bu rayondaki iktisadi təsir küç kurulması yetersiz haletki kilip kalgan bulup, bunun eksice Xitay'nın təsir küçü devamlık aşkan. Növette Şarkı Cenubi Asya, Amerika bilen Xitay oturusudaki istiratiyelik can meydanı aylangan. Tahlilchilar va diplomatlarning aytishicha, Blinken sezgur ta'minlash zanjiri va taraqqiyot mablag'iga kafolatlik qilishdagi tadbirlarning biri sifatida aloqador davlatlarga yordam qilish uchun Amerika shirkatlarining ishlab chiqarishini Xitoydan Sharqi Janubiy Osiyoga yotkash planini yo'lga qo'yishi mumkin ekan. Ammo Amerikaning Sharqi Janubiy Osiyo ellari arzu qilgandek tixmi ko'p Amerika shirkatlarining Osiyo bozoriga kirish fursati bilan ta'minlashni xohlaydiganligi haqida biror alomat yo'q ekan. Kişilik hukukunu depsende kılgan devletlerge çekleme kararı çıkarıldı. Amerika, Avustralya, Daniya ve Norveya katarlık devletler kişilik hukukunu dahil teriz kılgan devletlerge texniki eksport kılışını çekleş hakkıda birlik geldi. Reuters agentliğinin haberde bildirilmişçe, Aksaray aldıngı cüme Avustralya, Daniya ve Norveya bilen birlikte texniki mahsulatlarını kişilik hukukunu depsende kılışkı işletildiğen devletlerge eksport kılışını çekleydiğallıkını ilan kılgan. Aksaray bu grupini kuruştaki maksatının hoş kullanışcan, herbi sahaya ya ki halık durmuş üçün kullanıldığan texniki üskünlerine kalayımgan işiltip, kişilik hukuku dahil teriz kılış meselesini hal kılış hem de açkışlık ve yeniden güllün vatkan texniklerinin demokratik cemiyetke hizmet kılışıgı kapaletlik kılış hikayelikini bildirgen. Aksaray şu günü bu cihette Amerika bilen hemkarlışıgı vere bergen devletler tizimlikini ilan kılgan. Şundakla, Kanada, Fransiya, Gollandiya ve Angliya qatarlıq devletlerinin bu kararını kollaydıqallıqını ilave kılgan.
Aksaray'nın bayanatıda mezkur hemkarlık grupisinin kiler yıllık hareketleri üçün çekleş küçü bulmağın yazma hareket mizanı orantışkı kilişkenliki, okşaş pikirdeki devletlerinin eksportunu kontrol kılış vasıtası arkalık kişilik hukukunu depsende kılışkı ışıltıdığan, yumuşak detal ve tekniklerinin kinayıp gitişini çekleş hakkıda siyasi vədi bersi bolduğallığını bildirgen. Yukarıki bayanat Amerika Prezidenti Biden'nin teşkilleşi bilen 9. dekabirden 10. dekabir geçe ötküzülgen Demokratik Devletler Başlıklar Yığında ilan kılıngan. Başlıklar yığından maksidi demokratiyanın çekinişi ve dünyanın her kaysi caylardaki hak, hukuk ve erkenliknin bastırılışının aldığını ilişken. Bu kutumki başlıklar yığınıga Xitay bilen Rusya teklif kılınmıgan. Avrupa Amerika Tor Muhakimi yığınında Uygur meselesi müzakere kılındı. Amerika'nın Avrupa İttifakı'daki elçihanesi bilen Avrupa Demokratiya Fondi Cemiyeti birlikte Xitay'daki mecburi emgek meselesi hakkında Avrupa İttifakı'nın tedbir kullandığı vakti geldi mi Teams'da muhakimi yığını ötküzgen bulup Uygur meselesi mu noktalık tılığı ilindi. Muhakimi yığını 8. dekabre ötküzülgen bulup, Uygur Herkiti Teşkilatı'nın reisi Roşen Abbas Hanım, Avrupa Parlamenti azası Miriam Liksman, Hong Kong'lu Küzütüş Teşkilatı'nın Ali Siyasi Meslehetçisi Samgum'den Katarlık mütehessisler iştirak kılgan. Roşen Abbas Hanım'ın yığında, Xitay'nın Şarık Türkistan'da neçi milyon halkını ceza lagırığı kamaş, mecburi emgek kisiliş, Tuğut çekleş, Uygur ayallarını Xitaylar bilen toykılışkı mecburlaş Katarlık terör siyasetlerini icra kılı vatkallığını, Xitay'nın iğir bastırış hareketi de ölüm vakalarının 101 vatkallığını, vaziyet şundak dursumu, halkara cemiyetinin Xitay'nın bu kılmışlarına hiç iş bulmağandek muamele kılıp, Uygur mecburi emgekeden nep ilişki urun vatkallığını bildirgen. O sözü diyene, aldınkı hepte Uygur soti terpiden çıkarılgan Xitay'nın erkeği kırgınçılık, insaniyetki karşı cinayet sadır kılgallığı hakkadaki hükümdün kiyinimi, halkara cemiyet Xitay bilen bolgan sodu alakısını okşeş devamlaştırdıgan bolsa, sodu bilen insani ahlak otursa zidiyet kilip çıkmamdı o dep sual koygan. Muhakimi yığınıda Şarık Türkistan halkı baştın keçirvatkan mecburi emgek ve bununla karşı zörür tedbir kullanış meselesi muhakimi kılıngan. Toronto'da İnsan Hakları Günü münasebeti bilen namayiş ötküzüldü. Dünya İnsan Hakları Günü münasebeti bilen Kanada'nın Toronto şehrinde Xitay'a karşı Beijing kışlık olimpik tenharket müsabakasına boykot kılış namayişi ötküzüldü. Namayiş 12. dekabr Kanada'nın Toronto şehrinde ötküzülgen bulup, Kanada Şarık Türkistan Cemiyeti ve Tibetler Hong Kongluklar birleşip teşkilligen. Namayiş şu cay vakti saat 12'de başlangan bulup, yürüyüş şekilde ötküzülgen. 2 saat devamlaşkan namayışta katnaşkuçular Toronto şehirlik hükümet binası aldığının yolu çıkıp Olimpik Komiteti binası aldığıca piyade yürüyüş kılgan. Bu ceryanda namayışçılar yol boyu Beijing kışlık olimpiki baykut kılınsın, Hüseyin Cilil'ga erkillik, Şarık Türkistan'ga müstakillik digen şuarlarını toğlugan. Namayış ahırda parlament azası, Konservatiflar Partiyası azası Garnat Efendi, Hüseyin Cilil'ga erkillik namıda imza toplaş pahaliyeti başlıgan bulup, namayış kılış bilen bir vakitte imza toplangan. G7 başlıklar yığınında Xitay'a karşı birleşiş çakırkı ilan kılındı. Dünya iktisadının en güçlük 7 devletinden teşkillengen 7 devlet korohinin taşkı işler ministerleri tünügün Angliya'nın Liverpool şehrinde cem bolup Xitay'ını öz içi kalgan bir kısım meselelerini müzakere kıldı. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilmişçe 2 gün devamlaşıdığan yığının asaslık gün tertibi Ukrayna-Rusya çigrasıdaki ciddilik bulduken. Yığının içiliş nutkıda Sahipxan Angliya'nın taşkı işler veziri Liz Truss, Rusya'ya, Xitay'a ve İran'a karşı ittifaklaşışını talep kılgan. Angliya taşkı işler veziri Liz Truss yığından ilgiri Amerika taşkı işler ministri Antonio Blinken bilen görüşken bulup, iki emeldar Rusya'nın Ukrayna'ya karatkan herbi müdahalesinin iğir akıbetlerini ilip kildiğallığı doğrusu uçur ilan kılgan. 7 devlet korohi yığında Rusya'nı agahlandırıp halkaralı kanunlarga asasen çigralarını özgertiş üçün her kandak güç işiltişinin kattiği çekilindiğallığını tekitligen. Ve Rusya Ukrayna'ya karşı herbi hücumlarını köpeytken de bedelinin ve akıbetinin iğir bolduğallığının guman kılmaslığı lazım digen. Blinken yine Japonya taşkı işler veziri Hayashi Yoshimasa bilen mi görüşken bulup
iki taraflık ittifakının Xitayning Hindi Tinch Okeanda künsürü işiyotgan faaliyetlerge, şundakla Şimali Koreyanın başkurulduğun bomba tehdidige karşı taqabil turuş iktidarını küçeytiş kilişimi tüzgen. Taşkı İşler Ministerleri yığınıda Xitaydaki kışlık olimpikni baykut kılış meselesi mi kün tertipki kelgen. Növbette 7 devlet kuruhidin Amerika, Angliya ve Kanada Beijing kışlık olimpikini diplomatik baykut kıldığallıkını ilan kılgan. Yaponiya bu haqta oylashyotganligini bildirgen. Fransiya bolsa boykot qilishga qarshi chiqqan. Xi Jinping bilan Putin sinliq yig'in etishni planladi. Xitoy tashqi ishlar ministerligi Xi Jinpingning 15 dekabr Rossiya prezidenti Putin bilan sinliq yig'in orqali ko'rishadiganligini bildirdi. G'arb davlatlari Xitoy va Rossiyaga qarshi hamkorlikni kuchaytirishni ta'kidlayotgan bir paytda Xitoy tashqi ishlar ministerligi bayonotchisi Hua Chunying Xi Jinpingning 15 dekabr Rossiya prezidenti Putin bilan sinliq yig'in o'tkazadiganligini e'lon qilgan. Reuters agentligining bu haqdagi xabarida bildirilishicha, navbatda Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukraina masalasidagi harakati butun dunyoni gangirtib qo'ygan. Oldingi haftaning oxirida o'tkazilgan G7 boshliqlar yig'inida uzun muddatlik strategiyaning muhim nuqtasi Xitoyning amaliy kuchi masalasi bo'lgan. Ötken 40 yılda Xitay'nın iqtisadi ve harbi küçü Xi Jinping'ni özüge ziyade işindiran kılıp koygan bolup, bununla karıta Amerika ve başka G7 ittifaktaşları birdek Xitay'a takabül turuş tedbiri hakkıda izdengen. 7 devlet grohi yekşembe ilan kılgan bayanatıda özlerinin Xitay'nın mecburlaş karakterini algan iqtisadi siyasetinin endiş kılvatkallıkını bildirgen. Şunaqla Rusiyanı agahlandırıp Ukrayna'a hücum kılgan takdirde iğir bedel töleydiğallığını tekitilgen. Xitay Kompartiya azalarının 3 balılık buluşunu talep kıldı. Xitay Kompartiyası 95 milyonu yetidigan partiya azasının devletinin menfaat üçün 3 balılık buluşunu talep kılgan bolup, Xitay'da talaş tartış kozuğan. Xitay'nın bir organ haber torada ilan kılıngan makalıda bağırlık partiya azaları 3 balılık buluş gerek. Azalarının boytak turuşuğa bir ya ki 2 balılık buluşuğu yol koyulması lazım değilgen. Mezkur makale aldın kayda ilan kılıngan bolup, içtimai taratkularda tizlikte kün tertipke aylangan ve güçlük narazılıklar bildirgenden kiyin öçürütülgen. Bu haktaki tenkitlerde mal bahasının kımmetliki ve maarif hıracitinin yukarılıkı noktalık tılgı ilingan. Xitay'nın bulturku nopos tekşürüşü de %18 noposunun 60 yaştın yukarı ikerlikine inaklangan bulup, noposunun kıyırıp gitişi ve tuğuluş nispetinin tövellişi Xitay'nın baş ketinçiliğe aylangan. Xitay rejimi 2016 yılı bir balılık buluş siyasetini ahırlaştırıp, tuğutunu rıgbetlendiriş siyasetini asta asta yolu koygan bolsa mı, körünerlik ünümü bolmugan. Türkiye'de 6 kişide Xitay virüsünün omikron nusxası baykaldı. Türkiye Sehiye Ministeri Fahrettin Koca, Türkiye'de 6 kişide Xitay virüsünün omikron nusxası baykalgallığını ilan kıldı. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilişçe, Fahrettin Koca, Türkiye parlamentede kılgan sözü de, Avrupa'daki yokumluluş nispetinin köpü işige iğir təsir körsetken omikron nusxasının Türkiye'de mi körülgenlikini bildirgen. Fahrettin Koca İstanbul'da 1, İzmir'de 5 kişi bulup cemi 6 kişide omikron nusxası baykalgallığını ama bimarlarının doktorhanığa ihtiyacı yokluğunu çünkü kesellik alametlerinin intayin yenik ikerlikini tekitligen. Şunakla bu virüs nusxasının yukumlandırış nispeti yukarı, lakin təsiri töven ikerlikini bildirgen. Hürmetli televizyon görüşler, şunakla bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırmız. Şunakla program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmetleştirme köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.